bir Daş hadisesi üzerinden büyük elçiliklerin ve aynı zamanda biraz daha genişleterek bazı ibadet alanlarının tehlike altında olduğunu ortaya koyarak bir istihbari notla bir kurumuza ilettiği bir istihbari notla diğer büyük elçiliklere de biz kapatıyoruz. Siz de kapatın telkininde bulunarak 60 milyon turist hedefimizi koyduğumuz bir günde 51,5 milyon turistin geldiğini 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır. Bu çok açık ve nettir. İşin hikayesi şudur. Bir istihbarat elemanı, farklı bir ülkenin bir istihbarat elemanı, Türkiye'de DAEŞ mensubu olabileceği düşünülen birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o anı da net bir şekilde izlemiş. Elemanlık teklif ettikleriyle birlikte birkaç kesinti gerçekleşmiş. Ve ardından Türkiye'yi bu istihbarat elemanı terk etmiş. Bu istihbarat elemanı elde edebileceği sonuçları alamayınca ilk reaksiyonu ve bilgiyi veren ülkeye bu bilgileri pazarlamış. Ve ondan sonra da Türkiye'de bir DAEŞ saldırısı olabilecek anlayışıyla beraber Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir. 15 kişi gözaltına alındı. 5 kişi tutuklandı. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti net bir şekilde biliyor. Yani istedikleri kişinin hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye'ye bir hukuk operasyonu yapmaya çalışan büyükelçiler şimdi malum büyük büyükelçinin operasyonuyla Türkiye'ye bir güvenlik açığı bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Çok net ve açıktır her şey. Çok net ve açık. İstikrarlı bir Türkiye olmasında ne olursa olsun anlayışında güya dost ve müttefik olarak bildiklerimiz bizde F-16, F-35 pazarlığı yapan işte biz istiyoruz da senato geçirir mi geçirmez mi? Ya siz kimi kandırıyorsunuz? Siz kimle dalga geçiyorsunuz? Siz hangi oyunu yapmaya çalışıyorsunuz? Siz senatodan geçmiş olan ve bizim Afrin operasyonumuzda vermek durumunda olduğunuz ve taahhüt ettiğiniz mühimmat dahil birçok taahhütlerinizin hangi birine sadık kaldığınızda yarın senatodan geçireceğinizi vereceğinizi veya taahhütlerinize sadık kalacağınızı nereden bilirim? Hangi güveniniz var bize karşı? İstihar Caddesi'nin saldırısının arkasında sizin koyun koyuna yattıklarınızın olduğunu bilmiyor muyuz? İstihar Caddesi'nin saldırısının arkasında koşa koşa Acaba bunu bizim silahlarımızla yaptı diye emniyet teşkilatımızın, emniyet istihbarat birimlerimizin etrafında fırfır fır döndüğünüzü bilmiyor muyuz? Hangi dostunuz var bize karşı? Bütün uluslararası mahvillerde Türkiye'nin itibarını ve istikrarını, Türkiye'nin ekonomik gücünü düşürmek için hangi operasyonları çektiğinizi bilmiyor muyuz? Hepsini biliyoruz. Bunların hiçbirisi terörden ayrı değildir. Bunlardan bir tanesini biz yapsak, şu DAEŞ'le karşı karşıya kaldığımız son meselede olduğunun bir tanesini biz yapsak Türkiye'yi dünyaya terör devleti diye ilan ederler.